Merhaba, ismim Matias Sionis. Ben de bir başka Perulu şefim. Çok teşekkür ederim bu saate kadar kaldığınız için ve bana bu fırsatı tanıdığınız için. Ülkenizi, şehrinizi tanımak benim için çok büyük bir keyif oldu. Çok mutluyum ve de gururluyum aynı zamanda. Ben öncelikle kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Peru'da neler olup bittiğini en azından böyle bir bağlama yerleştirebilirim. Daha sonra da benim için önemli olduğunu düşündüğüm konulardan bahsedeceğim. Yani son 15 senede olup biten ve bu değişikliği getiren şeyler. 4 nesildir Peru'dayız. Evet, bir Alman ismim var ama İspanyol ve de İtalyan atalarım var. Soyadımdan da anlayacağınız gibi. Yani İspanyollar gelip de İnkaları fethettiğinden beri oradayız diyebilirim. Ben çocukluğumdan beri zaten keçilerden, ineklerden süt sağdım ve sebze topladım. Mesela enginar toplardım. Hep toprakla, hep bu sebze meyvelerle haşır neşirdim. Lima'daki Cordon Bleu'de eğitim aldıktan sonra Avustralya'ya gittim. Otel mutfaklarında çalıştım. Daha sonra otellerin bana uygun olmadığına karar verdim ve fine dining alanında çalıştım ve Helio Martinez'le. Daha sonra catering işine girdim. İkram işine girdim. Dünyayı gezdim. Chicago'da, İspanya'da bir süre kaldım. Sonra da şu anda yaptığım şeye geleceğim. Şimdi bizim sektörümüzde belli eksikliklerin olduğunu düşündüm. Bazı şeyler çok sofistike değildi, en azından Lima'da. Menüler çok uzundu, hiç değişmiyordu ve Perulular çok büyük porsiyonlar yiyor ve çok düşük fiyatlara bunları yemeye alışmışlar. Kadın ve erkekler arasında bir fırsat eşitsizliği söz konusuydu sektörde. Ve açıkçası gezegen üzerindeki etkimizi hep göz ardı ediyorduk ve bu alanda bir şeyler yapmamız gerektiğine karar verdim. Ben bütün gün mutfağı açık olan bir restoran kurmaya karar verdim ve personelim 8 saatlik vardiyalar halinde çalışacaktı. Ben hiç öyle çalışmamıştım. O yüzden de bu fırsatı tanımam çok önemliydi. Hem sektörde yaşam kalitesini arttırmak hem de stres seviyelerini azaltmak için bunu yapmaya karar verdim. Çünkü ailemizle vakit geçirelim, doğada vakit harcayalım, spor yapmaya vaktimiz olsun ki bunlar benim için çok önemli şeyler. Personelime de bunu sunmak istedim. Tabii buna karar verme aşamasında biraz da bunalımdaydım demem lazım. Çünkü şef olmaya devam edeceğimi biliyordum ama bir takım değişiklikler de yapmak istiyordum hayatımda. Bu kahvaltı menümüz. Evet, çok Instagram'a uygun fotoğraflar gördüğünüz gibi. Zaten benim kiramı ödeyen de bu fotoğraflar, kahvaltı menüleri ve bu sayede 2 tane 8 saatlik vardiya yapabiliyoruz. Tabii bunun dışında besin değerleri yüksek olan gıdalar kullanıyoruz. Peru'ya özgü malzemeleri tercih ediyoruz ve organik ürünlerin dağıtımını arttırmaya çalışıyoruz ve bu sayede çok havalı yemekler yaparken tabii ki benim çalıştığım şefle çalışan üreticilerle çalışıyoruz. Bir kahve menümüz var. Sandviçler, salatalar, tuzlu ve de tatlı sunumlarımız var. Öğlenden geceye kadar devam ediyor bu. Ama bizim en çok sevdiğimiz şey aslında bistro menümüz. Bir geri gidebilir miyiz? Tabii Lima'da şunu da yapmak istedim. Yani bana şu öğretildi. Proteinle başlayacaksın bir yemeği hazırlarken, sonra garnitürlerini hazırlayacaksın. İşte sosudur, sebzesidir, meyvesidir gibi. Bence gezegen
bu şekilde bizim büyük annelerimizin, büyük babalarımızın yediği şekilde yemek tüketmeye devam edemez. O yüzden bunu değiştirmek istedim. Sebze ve meyvelere ağırlık verip proteinleri sos olarak ya da garnitür olarak kullanmaya karar verdim. Bunlar bistro menümüzdeki 3 farklı yemek. İçinde protein var. Bakın bu bir soğan yemeği. İçindeki sosta protein var. Çünkü dana etiyle hazırlanmış. Burada deniz yosunuyla hazırlanmış bir çilek tatlısı var. Diğeri de yine garnitür olarak protein kullanılmış bir karnabahar yemeği. Ne kadar büyük bir ayak izine sahip olduğumuzu ve ne kadar büyük bir atık yarattığımızın farkında değildim. Bunu öğrendikten sonra bir şeyler yapmaya karar verdim. Kendi ayak izimizi ölçtük ve de 3500 yerel ağaç diktik. Ve bunun karşılığında eğitimler vermeye başladık besinlerle ilgili. Ve genç anneleri, bebek bekleyen anneleri ettik. Çünkü besin çok önemli. Yani yediğimiz şeydeki besin değerlerini bilmemiz lazım. Şefler olarak da böyle, tüketiciler olarak da. Bu aylık bir çalışmanın sonuçları. Şimdi restoranda bu hizmet için para ödemeyebiliriz. Konsey ya da belediye benim atıklarımla uğraşabilir ama bu etkin bir yöntem değil. Yani tamamen İspanyolca biliyorum ama biz restoran olarak çok ciddi bir atık yaratıyorduk ve bunun büyük bir bölümü de organikti. O yüzden bunları ayrıştırmamız lazım. Ayrıştırmazsak gezegeni kirletiyoruz. 10 aydır açıktı restoranımız o dönemde ve 3.34 tonluk karbondioksit emisyonunu elimine etmiş olduk. Bu da 87 ağaç dikmekle denk. Yani düşünün 10 ayda bunu yaptık. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ümit ediyorum siz de düşünüyorsunuzdur. Şimdi de Peru'da neler oldu bitti. Biraz bundan bahsedeceğim. Ve umarım bu size ilham verir ve belki bu deneyimlerden siz de bir şeyler kazanabilirsiniz. Her şeyden önce kim olduğumuza dair daha fazla gururlanmaya başladık. Bu biraz vaktimizi aldı. Çünkü dünyayı gezdik, dolaştık ve Peru dışında seyahat ederken tükettiğimiz gıdalarda gördük ki Peru'da da kendi mutfağımızla gurur duymamız lazım. Harika bir ülkemiz, harika bir mutfağımız var. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Çok konuksever, harika bir ülkedesiniz. Çok güzel yemekleriniz var. Ve bununla gurur duymanız lazım. Biz aynı şeyi yaptık. Kendi coğrafyamızla, kültürümüzle, çeşitliliğimizle gurur duyduk. Çok farklı ürünler var ama farklı şefler, farklı mutfaklarımız var. Fine dining'e ihtiyacımız var. Ama bunun dışında ucuz ama çok iyi sevişelerin olduğu gündelik yemeklere de ihtiyacımız var. Tabii ki geçmişimizle gurur duymalıyız ki geleceğimizle de duyabilelim. Ve de bu eşsiz özelliklerle gurur duymalıyız. Sizde de aynı şeylerin olduğunu biliyorum. İkincisi de ki bizi farklı kılan şey bu, bizim bölgemizde, Güney Amerika'da ve dünyanın geri kalanında. Kendi kişisel sınırlarımızı da anlayabilmemiz lazım ve bir ekiple çalışmamız lazım. Buradan yola çıkarak güçlerimizi birleştirip bilgi paylaşımına gitmeliyiz. Birkaç gündür İstanbul'dayım ama bir sürü gastronomi fuarı, kongresi, toplantısı düzenlendiğini duydum. Bizde sadece tek bir konferans var ki bununla da gurur duyuyoruz. Tabii ki bir takım değişiklikler yapılması gerekiyor ama insanlar Peru'ya bunun için geliyorlar. Bu bizim için harika. Bir hafta süren bir fuar bu. İnsanlar çıkıyor, fuarda yemek yiyorlar ama restoranlara da gidiyorlar.
Üçüncü konu da tabii ki mesleğimizin sorumluluklarını üstlenmek. Sürdürülebilirlik kavramı için bir sorumluluğumuz var. Kültürümüze, ülkemize karşı yani mirasımızı korumamız gerekiyor. Tabii bunun dışında gezegenimize karşı da bir sorumluluğumuz var. Yani bu gezegen üzerindeki ayak izimiz ne kadar fazla, buna bakmamız lazım. Ekiplerimiz ve kendimizle ilgili sorumluluklarımızı da göz ardı etmememiz lazım. Geçmişteki restoranların işletilme şekli sürdürülebilir değildi. Ben hayatım boyunca haftanın 7 günü, günde 16 saat çalıştım. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Tabii burada belli platformlar oluşturmamız gerekiyor. Gerekiyorsa kendimizi eleştireceğiz. Açık bir şekilde sorunları konuşup çözümler bulmaya çalışacağız. Tabii bunu yapmak bana büyük bir keyif veriyor. Toplumlarımızın sınırlarını da zorlamamız lazım. Yani pozitif bir değişime yol açmamız gerekiyor. Benim toplumum açıkçası biraz konservatif, dinine bağlı. Mesela bazı balıkları yemeyi tercih etmiyoruz ama mutfaklarımız aslında bir gelişim kaynağı olabilir ve bir takım şeyleri de yıkabiliriz. Yani yıkım biraz güçlü bir sözcük ama bazı şeyleri korumak için bir takım şeyleri de yıkmak gerektiğini düşünüyorum. Özetlemek gerekirse gezegenimiz hala bizim büyük annelerimiz, büyük babalarımızın yediği şekilde yememiz için bizi destekleyecek mi? Hayır. Bunu değiştirmemiz lazım ve kendimizi bu değişime adapte etmemiz lazım. Tabii bunu yaparken de mirasımızı hep korumalıyız. Yani tam günlük bir konferanstayız. Bir sürü rakamlar verildi. Ama bizim mesleğimiz duygularla, ihtirasla, şevkle ilgili ve zaten bu şevkle biz işimizi yaptığımız için buradayız. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.